Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Bugün hizmetçilerin mutfağındayız. Enerji de muazzam aslında, algı dışında. Bana oynuyorsun. Niye bana oynuyorsun? Ben o şok oluyordum ha aşkı Memnu'da. Ya benim yardımcı hanım var evimde. Ya laf etmeye çekiniyorum vallahi yani. İlk buluşma. Makyajsız. Çok şık olup akşam yemeği. Buradaki üç kadının da iltifat bile alamadığımızı düşünüyorum. Yani hiç bu prenses olduğumuzu düşünmüyorum. Katılıyorum ben. İkisi de iğrenç yani. Deniz'in damarına basılırsa çirkefleştiğini zaten Deniz en başında belirttiyse hepimizin ödü patlıyor ya. Seni ezdim geçtim bak. Hızıma yetişemiyorum. Evet. Vallahi. Yeni sorunuzu bekliyorum. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Bugün hizmetçilerin mutfağındayız diyeceğim. Değiliz. Hoş geldiniz. Bugün Deniz Baysal yanımızda, Aleyna Solaker, Algı Eke, üçünü bir arada bulmak, üçünü konuk almak filan aşırı heyecanlıyım. Enerji de muazzam aslında, algı dışında. Bana oynuyor, niye bana oynuyorsun? Mikrofonu da Deniz sana ve aynen mikrofonu... Konuş kızım, konuş. Evet, buyurun. Hizmetçileri izlemeyen bir seyirci, televizyon izliyor ama denk gelmiş veya izlemiş filan. Neden izlesin sorusunu sizlerden cevabını alacağız. Kimden başlayalım? Çok... Evet Aleyna. Çok iyi. Bütün mikrofonlar algı. Hizmetçiler dizisi 4 apayrı kadının bir araya gelme hikayesiyle başlıyor. Üçü daha önce birlikteymiş, sonradan aramıza katılan bir arkadaşımız daha oluyor. Ve 4 kadının 4 ayrı hikayedeki duruşunu ve işte, ne denir işte onun başlarından geçenleri izleyeceğiz. Benim de bildiğim bu diziyle ilgili. Bana da söylenen bu yani. Sonra ne olur ne yaparlar bilmiyorum. Ha, böyle dediler ilk görüştüğümüzde. Sözü olarak neden tercih ederiz izlersek? Yani şöyle ya, her şey var hakikaten. Yani işte entrika mı entrika, aşk mı aşk, komedisi, durum komedisi, karakter çeşitliliği, zengin fakir ayrımı. Bugüne kadar belki bir sürü izlenilen şeyin böyle izlenilen şeyden apayrı bir hikaye, biz şöyleyiz böyleyiz değil de hı hı. Hani bir de aslında öyle düşünürsem üst sınıflar hep izlenildi ya, bu ilk defa yani işçinin aslında evet. Hikayesi o açıdan dikkat çekecek diye düşünüyorum. Verebilecek misiniz sizce bu seyirciye? Bu çok hassas da bir konu aslında. Çok hassas, inşallah verilir. Veren işte bekliyorum arkadaşlar. Ay, ay, ay. Bunları izleyici Deniz'cim geçirirse izleyici. Algıya katılıyor. Dolu dolu olduğu için benim de hani sırf entrika izlemek istemiyorsa seyircimiz ya da sadece gülmek istemiyorsa hem kafasını rahatlatabileceği, bir yandan da düşünebileceği, bulmaca çözebileceği, bir yandan gülebileceği, keyiflenebileceği, bir yandan üzülebileceği ya bir sürü sahnemiz var. Biz çekerken çok eğlendim. Yalnız öyle çekilebilir. Hizmetçilerle meylediniz çekerken o an çok keyifli. Valla öyle sahnelerimiz de var. Bayağı izlerken çok, ay izlerken diyorum. Çekerken çok eğlendiğimiz sahneler. İki tanemiz oldu evet. Daha bir de yani yeni başladık. Daha da olacak tabii. Evet. Şimdi hani zaten çok güzel hazır bir 3 bölümümüz ulaşmıştı bize en baştan. Ama şimdi izledikçe de bizim makbule hani ona göre de evrilecek diye tabii, düşünüyorum tabii. Senaryo. Hani kim ne yapıyor, tabii. Karakteri nasıl şekilleniyor. O yüzden daha da keyifli şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Biraz daha zorlayalım Deniz'i. Şöyle bir soru. Oldu mu? Çıktı mı? Evet. Bir şey soracağım. Yoksul, fakir, yoksul hissini normal biliyorsun zaten kendi hayatında bu bakış tabii. Açın vardır da bu dizinin sana katacağı yani bu karakterin ne kadar katacağı ile ilgili fikirlerini bunu soracağım. Yani. Ya Ela'da bana katacak en büyük şey o buraya cevaplar bulmak için geliyor bu, bir siteye. Ama bu cevaplar cevapları da soruların dışında bambaşka sorular olduğunu fark ediyor. Kendini bir cadı kazanın içinde buluyor açıkçası. Ama o arayışına inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Hani bir eczacıyken hiç böyle entrikalarla şeylerle yalanlı dolanlı işi olmazken bir anda bir kaosun ortasında buluyor kendini ve o cevapları alabilmek için de çok acayip yalanlar da söyleyebiliyor bir anda hani sıkıştığı an. Bayağı içindeki yalancılığı ortaya çıkıyor. Yani peşinden gidiyor. O çok güzel bir şey benim için. Bana da kuvvet veren bir şey. Hani ya burada bir sürü
tanımadığım birbirinden deli insanlar var. Hani ben bırakayım gideyim yoluma diye bir şey yok yani. Cevabını alana kadar gidecek yolun sonuna kadar. Hizmetçiliğin en zor yanı ne sence? Burada tecrübe etmişsindir çekimlerde. Patronları. Değil mi? Tamam. Patronları yani. Bence hiçbir evin pisliği patronların, hani kötü patronların zihniyetinden daha kötü olamaz bence yani. Her zaman mı patronlardadır? Tek etken bu mudur yani aslında? İyi patron olur mu ya da ters soru sorayım. Ben çok, tabii canım. Yani benim de Fatma ablam vardı, haftada bir gelirdi. Evet, sonra aramışsın bulamamış. Keşke yok, burada memleketine olsun. Yok, memleketine taşındı. Geri taşındı. Ondan sonra güvenemedim kimseye. O bana hep anlatırdı böyle hikayeler, hani yaşadığı şeyleri. Yani ona ayrı tabak verip hani sen bunu da ye. Salonda yeme, salon masasına oturma, mutfakta ye falan. Ya saçma sapan işte, şeyler. Duygu yoğunluğuna da yol açacaksınız herhalde bu serüven ya içerisinde. Ya herkesin farkında olduğu bir konu aslında bu. Yani. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Aleyna? Deniz çok güzel açıkladı, katılıyorum. Evet, oradan buraya doğru. Öğrencilikten buraya, bu evreye geçti. Öğrencilikten evet burada ya. Hep katılıyorum ben. Hocalarım da derdi falan. Hocalarım Aleyna, da derdi. Aleyna, senle ilgili bir şey hatırlıyorum. İşte, şöhret olmak değil, kalıcı olmak önemli diye bir cümle. Evet, çünkü yani ben öyle düşünüyorum. Yani kalıcı oldun mu sence? Hayır, daha çok o yolun. Tamam, sonra. Yolun çok, çok. Yolun daha çok 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 başındayım. Hizmetçiler bu yolun neresinde olacak sence? Ya çok önemli bir basamak benim için tabii ki. Heyecanlandım yalnız evet, şu an. Evet, nasıl geçecek bu süreç? Öğrencilikten buraya geçtin. Hizmetçiler farklı bir evre, farklı bir segment. Ne hissediyorsun? Senin bakış açın ne bu konulara? Seni dinlemek istiyoruz biraz. Lütfen konuşur musun? ben de çiçek için şöyle söyleyeyim. Öğrenci olmak istiyorum. Ay, yok yok. Ya bir hedefi var ve bu hedefte gerçekten tabii ki herkesi dinliyor ama birazcık asi olduğu için lafını da esirgemeyen biri. Büyük küçük kimse esirgemiyor. O şey çok hoşuma gidiyor benim aslında. Ama bir hedefi olduğu için ve bu yolları basit bir hiçbir yolu seçmediği için o konuda beni çok heyecanlandırmıştı yani bu şeyi. O yüzden belki o da böyle bir heyecan katabilir. Şey benim çok hoşuma gidiyor. Buradaki 4 kadında ama özellikle hani ben harici konuşuyorum. 3 karakter de aslında kendini ezdirmeyen karakterler. Yani yeri geldiğinde mesela atıyorum birinin anneliğine ya da bir şeyine laf söylenecek olursa hemen böyle lafını da sokan tipler yani. Aynen hani öyle hani hizmetçi. Peki hanımım falan öyle bir şey yok yani. Sizde öyle bir şey yok zaten. Almadım. Yırtarız ağzını. Ev sahiplerini. Onları Aşk-ı Memnu'daydı. Hakaret ediyorlardı. Ben o şok oluyordum ha Aşk-ı Memnu'da. Ya benim yardımcı hanım var evimde. Yani laf etmeye çekiniyorum. Vallahi yani öyle bir durum yok. Öyle bir dünya yok. Artık herkes her şeyin bilincinde. Vermeli mi? Vermeli tabii ki canım. Ben istemem zaten hiç kimse benim karşımda. Niye hepimiz yani ben de burada birine hizmet ediyorum sonuçta. Ben evet. De izleyeceğiz mi? O da evde bana yardımcı oluyor. Yani o da bana hizmet ediyor adı üstündeyse ama yani ne? Bu. Sizin için özel testleri hazırladım. Önce Deniz Baysal'dan başlayalım madem. Alayım ben meşale. Meşale. Deniz seninle ilgili notlar almışım da. Alerjik astımı var. Dikkatimi çeken notlar almışım. Eşin seni daha iyi anlamanı sağlamış, kendini daha iyi anlamanı sağlamış. Pimpon oynuyormuşsunuz evde. Ne kadar büyük bir evi var diye düşündüm. Hayır hayır, biz bayağı yemek masasına böyle takılanlar oluyor. Ciddi onlardan mi? Aldık. İşte tevazu aynen. Burada arkadaşlar, açığa çıkarttık. Makarna seviyormuşsun. Evet, çok severim. Mezara girmişsin. Evet. Dizide girdim, mezara girdim. Biraz damarına basılsa çirkef yanların ortaya çıkıyormuş. O yüzden dikkatle hazırladım soruları. Lütfen rica ediyorum beni burada germeyin. Hani bak geldim sete burada falan. Huzurla çekim yapıyoruz. Tamam. O yüzden dikkat edelim sorduğumuz sorulara, tamam. Davranışlarımıza. Rica ediyorum. Şu an nasıl soracağım bu soruyu nasıl soracağım? İlk soru da zormuş biraz falan. Hadi geliyorum. Çok fazla kariyerinde bence ortalamanın üzerinde projede yer aldın. Nacizane. Bununla alakalı şöyle bir şey. Çok fazla proje var kariyerinde. Birçoğunda da hatırı sayılır izler bıraktın demişim. 500 bölümlük bir dizide 10 yıl oynamak mı daha iyi olurdu? Yoksa böylesi mi daha iyi oldu demişim. Böylesi daha iyi oldu.
farklı kesinlikle tecrübeler elde ettiğin için mi? Ya tabii yani tabii 4-5 bölüm de sürmesin de hani çok oynayayım diye. Ama uzun süre yani öyle 500 bölüm falan çok tercih etmem açıkçası. Yani çünkü çoğu şeyin de bozulmamış olması lazım. Çok özel bir proje olması lazım o yüzden. 500 evet. bölüm kaç sezona tekabül ediyor? Evet evet öyle bir şey. Yani 7 sene falan arka sokaklar. Arka sokaklar. Mesela hani onu da duyuyoruz. Gayet çalışan arkadaşlarım var arka sokaklarda ve çok da huzurlular yani. Evet. Çok düzenli şey çalışıyorlar. O mesela öyle olunca evet gidebilir. Ama zor bizim sektörde. Soru şu. Seni başrol yapan keşif nedir demişim. Biraz istersen de açıklayabilirim. Yani işte başrollerde seni görüyoruz. Çok da farklı karakterlerde görüyoruz. Senin pencerende değil de seni seçenler, kast olabilir, yönetmen, yapımcı, her şey olabilir. Bu keşifi, ne keşifi görüyorlar sende? Bunu sormak istiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ya ben ilk diziye girdiğimde Derin Sular diye bir işti. 180 bölüm, 118 bölüm sürdü o da ama günlük diziydi. Yani 8 ay falan sürdü. Orada başrol olarak başladım direkt İzmir'de. İşte mesela. Evet ama beni seçmişler. Sonra bir hafta daha oyuncu aramışlar. Hani bu kız hem güzel de bunun biraz daha yeteneklisi var mıdır acaba diye. Yani böyle bilmiyorum kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki de yani çok eksiğim var. Hep öyle olacak zaten. Hep eksik hissedeceğim kendimi. Bu da güzel bir şey bence. Ya bilmiyorum ya kendi hakkında sorulara böyle evet, şimdi şey olur ya çok böyle gıcık bir soru aynen, sordum o... gerçekten. Ya seni aşırı başarılı falan diyor. ya şimdi şöyle bunu sorma sebebim aslında sende gördüğün güzellikler de olabilir. Mesela uyumlu olduğunu düşünüyorum çalışma sisteminde. Uyumluyum. Gibi. Ekibime saygı duyarım diye. Kendini güzel bir şey söylerken ne kadar... Geliyoruz şimdi kadın kadın neden sevmez falan. Hayır bir geleceğiz. Saniye hangi kamera algıyı çekiyor? Yani mutluyuz ama ya. Değil mi? Değil mi? Söyleyeyim şimdi şey. Tek kelime ne çağrıştırıyor? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Karşı yaka. İzmir. Trolleniyorum. Abi şey bir anda gelince düşünemiyorum. Dış ticaret. Üniversite diyeyim bıraktığım için. Makyaj malzemesi. Güzellik. Ay çok küçük. Aşk. Barış. Anne. Canan hep sevgili de demek. Annem benim sevgilim gibi olduğu için oradan ne bir kadar, şey. Ne kadar ne kadar. Şimdi yine çok fazla oyuncu ve çok fazla projede çalıştığın için bir bölüm yaptık. Bu meslekte en ve neden diye de soracağım. Yok artık dediğin sahneyi oynayan oyuncu. Aklına ne geliyorsa ilk söyleyebilirsin. Ay eyvah ya. Niye böyle oldu? Çalışmadığın ben yerlerden. Ben söyleyeyim hiç anlamadım. Yok artık. Ya yok artık benim çalış... dediğin sahneyi ha. oynayan oyuncu. Ha. Benim çalıştığım. Evet yani kariyerim boyunca. Ha, şey, ben şey yok olur. Artık bu kadar da saçma bir sahne mi oynanır mı? Açıp artık... bırakıyorum ucundaki bana da haber kesin yani. Ya. Yok artık bu da artık oynanır mı? Aleyhine aşağı. Sorunun derinliği. Amanın. Ay bilmiyorum çok da şeyler çektik işte o mezar sahneleri şeyler. Ay çok gıcık ya. Teşekkür ederim. Ben gitmek istiyorum. Programı terk edeceğim. Devam edelim. İkinci soru geçelim. Evet tamam. En kendini sonradan izlediğinde ben bu işi yapıyorum ya dediğin sahne. Ay yok demedim hiç öyle asla demem. Ama bu tatlı şeylerdir ya kendini izlersin. Ya hakikaten olmamış. Çok kötü bir şey kendini izlemek. Bence katılacaklar bana. Ay nasıl destek? Vallahi ama batıyor çünkü. Öyle mi? Ve her zaman bir eksiğini buluyorsun yani. Aynen. Hiç öyle helal olsun ne döktürmüşüm. Biraz daha kolay bir şey soruyorum. En heyecan duyduğun an bu mesleğinle alakalı. Her gün. Ya çok seviyorum çünkü çalışmayı. Ama böyle mesela o mezar sahnesi gibi böyle sahneler ha. geldiğinde daha da heyecanlanıyorum. Yani beni zorlayacak şeyler olduğunda. Oluyor mu zorlayacak şeyler? Oluyor. Burada da olacak mesela. Oynamaktan en keyif aldığın oyuncu demişim. Selen Domaç, Algı Ege. Aleyna Soleker tabii ki. Kim olabilir başka kim? Dizi de geldikten sonra. Şimdi ortak sorulardan ilkini sorayım ve... İlk sana sorayım. Ha, peki. Kurtulamazsın. Çok geldi bana ya. Benim üstüme geliyorsun. Gelemiyorum işte. Evet. Şimdi kadın kadını sevmez derler genelde. Daha zor anlaşır gibi bir konu vardır sosyal hayatta. Siz uyumu nasıl sağlıyorsunuz kendi içinize? Sağladınız mı? Nasıl?
sağladık diye düşünüyorum şimdi ben. Burada, şimdi burası dijital ortam. Burada rahat konuşacağız. Gerçekleri. Nefret ettim ya. Nefret ettim. Bana ilk bu isimleri söylediler. Dedim dalga mı geçiyor? Bunlarla ben nasıl oynayabilirim? ya uyum sağladığımızı düşünüyorum. Muhabbetimiz de güzel. Zor bir şey gerçekten. Hani kadını erkeği yok aslında. Evet hani bakıldığında böyle çok kadınlı işler. Hani aman işte kavga çıkar kesin. Ama erkeklerin kavgası daha kötü. Buna kimse bilmiyor. Erkeklerin çekişmesi şahit daha fena oluyor. Öyle mi? Şahit oldum. Olduklarım var tabii. Yani. İki erkek birbirini kıskanıyor değil mi? Tabii canım. Kadınlardan daha fena oluyor. Gerçekten hatta. Şok hizmetçilerin daha iyi bölümünde. Bütün kimlerle oynadıysam hepsini seceresini aldık böyle. İlk buraya geldiğinizde içten içe ne düşündünüz? Bunu da söyleyeyim sonra. Sen bunu bir söyle. Ya ben... Demek kötü ya, olumsuz. Söylenebilecek bir cevap. Ya hayır, ben şey diye bakıyorum hep. Hani evet, hani birbirimize saygı duymalıyız. Ama sevmek zorunda değiliz. Hani, evet, sevmek zorunda değiliz. Yani çok zor bir şey çünkü. O kadar farklı ki herkes. Evet, evet. Ya ben eşimle bile çok farklıyım. Yani yeri geliyor hani tartışıyorsun, ediyorsun. O yüzden çok zor bir şey aslında. İlk başladım ki hani ya iş yapıyorum, gideceğim, işimi yapacağım. İlla hani tamam, böyle çok yok, aynen can ciğer kuzu sarması olmaya gerek yok. Ama gayet güzel bir enerji tutturduğumuzu hissediyorum. Yani benim şahsi düşüncem, ben gerçekten de çok sevdim. Çok güzel bir uyum yakaladık. Benim görüşüm bu. Algıya veriyorum şu an, ne derse de. Algıyı dinleyelim. İçten içe ne düşündün? Şimdi rol arkadaşlarını Deniz oynuyormuş. Aleyna geliyor. Aleyna nereden çıktı? Gencecik gelmiş burada. Ben Aleyna'yı tanımıyordum. Evet, evet, daha çok genç. Aleyna'nın ikinci işi zaten. Biz ilk karşılaştığımızda da çok kalabalık bir ekibiz zaten. Oyuncu kadrosu anormal. Kaç kişi bilmiyorum ama yani benim herhalde bu anlamda en kalabalık oynadığım projelerden bir tanesi. Ve böyle hepimizi bir anda bir okuma provasında bir araya getirdiler. Dolayısıyla o ilk çarpışma enerjileriyle hakikaten ben mi ne yapayım, bu kim, o neyi oynuyor falan gibi şeyler oldu hepimizde. Evet tabii, yani sette konuşmaya başlıyorsun ama biz daha çok yeniyiz. Biz daha biri yeni bitirdik. Belki samimiyetimiz ilerleyen bölümlerde daha bu şey hayat gibi yani. Sette çünkü ayrı bir yaşam oluşturuyorsun ve oradan bakalım neler olacak yani. İnşallah güzel olur. İyiyiz şimdilik. Bir sıkıntımız yok. Yanlışları görmedin yani. İşte Deniz'in damarına basılırsa çirkefleştiğini. Zaten Deniz en başında belirttiyse hepimizin ödü patlıyor ya. Aleyna desen zaten daha küçük diye onu çok şey yapmıyoruz falan. İyiyiz ya, iyiyiz yani. Valla maşallah huzurumuz yerinde yani. Aleyna'ya soralım. Bakalım neler diyecek. Şey, ben en küçük geldim için böyle biraz şeydim herkese karşı, böyle merhaba falan. Ama o kadar güzel ki hani bence çok güzel bir enerji yakaladığımızı ben de düşünüyorum. Ben de açıldım öyle olunca tabii. Evet, resmi demeçle verdikten sonra şimdi evet, aslında. Evet, çok eğleniyorum. Aradın en yakın, seni biraz daha zorlayayım. Aradın en yakın arkadaşını, yani normal sosyal hayattaki arkadaşını. Ya şunlar oynuyormuş, yeni öğrendim falan, Deniz de varmış, algı da bilmiyorum nasıl biri falan, şimdi kim çekilir, egoist bir tipe bile benziyor falan dedin mi mesela? Hiç demedim. Aramadın mı yakın? Hayır konuştuk. Hani arkadaşlarımızla buluştuğumuzda işte şunlar varmış ama hiç şey olmadı. Aa bu böyledir, şu şöyledir falan, şöyle bir muhabbet geçmedi. Tamam yani. Ya hayır geçmedi. Gelelim algıya. Buyurun. Algıyla ilgili neler hazırlamışız? Tek kelimeyle ne çağrıştırıyor kısmını ilk alalım senden. Turgut Uyar. Geyikli Gece. Geyikli Gece miydi? Alman dili ve edebiyatı. Bıraktım. Samimiyet. Yani en çok istediğim şey. Bulabiliyor musun? Yani bulamadığımda en tahammülsüzleştiğim zamanlar samimiyeti önemserim. Evet. Berlin. Berlin mi? Geri dönsem keşke. Çok iyi ya. Şimdi neler söylemiş bölümü yaptım sana Özel. Teşekkür ederim. İnşallah bitten sonra da teşekkür ederim. Niye çöbe? Ne? Yok güzel keyifli. Okay. Emek var yani, kaç saat oturdum. Evet evet, o yüzden o yüzden tabii. Çok naziksin, teşekkür ederim. Şimdi az bir öz arkadaşım var demişsin. Arkadaş olmaya geldiğim için seninle, o yüzden seninle uğraşıyorum. Öyle peki, bir durum var. Peki. Amacımız arkadaş olmak. Peki az öz arkadaş neden? Sorun sende mi, kaç tarafta, bunu merak ettim. Ben annemi kaybettim, bir 6 senemiz oluyor. Annemi kaybettikten sonra başka bir kafaya geldi bana.
Kafa biraz şey ucuzlattı durumu ama başka biri gibi oldum yani. Çok şey değişti hayatımda. Çok yakın kayıplar insanı çok değiştirebiliyor. Ve dolayısıyla çok kalabalıklardan aza indirdim arkadaşlıklarımı. Çünkü yani nasıl diyeyim? Zaten çok da bir şey ifade etmediğini anladım samimiyetsiz durumların. O da hakikaten büyüklerin doğru söylüyorlar o konuda. Kötü günlerde ortaya çıkan şeyler, dostluklar, aşk ilişkileri de olsun hepsi giriyor içine. O yüzden böyle bir tabiri caizse temizlik gibi oldu. Huzura yol açıyor mu aslında bu yapabiliyorsan? Daha kaliteli zaman geçirmenize, daha çok sevdiğim. Ben bir yere bir baktım her haftanın her gün biriyle yemeğe gidiyorum bir şey yani ama hiçbir zevk aldığım da yok yani. Şimdi böyle çok sevdiğim uzun süreli arkadaşlıklarım var. Koruyabiliyorsun o zaman kendini o kalkanla. Koruyorum. Bizim meslekte koruman gerekiyor. Yani yapacak ya öyle ama. Şimdi ya. Çağımızın en büyük vebası yalnızlık demişsin. Hmm. Kendini yalnız hissettiğin anlarda nasıl motivasyonunu sağlıyorsun diye sormuş. Hmm. Yani seçilmiş yalnızlığa okeyim ama yalnız kalma korkum var. O işte dediğim gibi böyle kaç 25'lerden sonra falan geldi. Yaşlandıkça herhalde oluyor. Ben çok kendim istediğim zaman yani seçersem yalnızlığı kendiyle iyi vakit geçiren biriyim. Şimdi yani. Çocuk olmayı çok sevemedim açıkçası demişsin. Benim niye böyle ben böyle şeyler bayağı dramaya şey. Evet sevmedim. Benim çocukluğum iyi geçmedi. O yüzden çocuk olmayı sevmedim. Hep derim yani arkadaşlarına para versen üstüne ömrüme 20 sene katsalar bir daha çocuk olmam diye. Ben, o yaşlarda çocukluğu yaşamayı düşündüğün oldun mesela. Hiç. Nasıl yani? Mesela o yaşlarda eğlenilen şeylerle eğlenmek gibi, oynamak gibi. Ha yok o oradan bir yer değil yani. Çocuk olma şeklini ve çocuğun sürekli birilerine muhtaç olma durumunu ben sevmedim. Bu halim daha iyi yani. Kendi kararlarımı verebiliyorum. Sendeki bir netlik ve şeffaflık benim çok dikkatimi çekti. Hoşuma da gitti aslında. Şöyle bir şey geçiyor. İlk seçmelerde o kadar çok heyecanlanıyordum ki ezberim aklı tutamıyordum. İşte ezberi tutsam oyunu beceremiyordum gibi ifadelerim var. İşte o kadar red cevabı aldım ki anlatamam. Biliyorum çok enteresan bir hikaye değil. Birçok oyuncunun başına gelen şeyler demişsin. Hayır bence çok enteresan hikaye. Çünkü bu paylaşılmıyor oyuncular tarafından. Sen bunu açık yürekle paylaşmışsın. Bu şeffaflığı benim çok hoşuma gitmişti. Böyle miydi bu süreç? Böyle tabii yani dolayı... bilmiyorum bunu yaşamayan varsa bravo. Yani bizim zamanımızda öyle değildi yani. Bizim zamanımızda sadece güzelsin ya da sadece yeteneklisin diye bir şey olmuyordu. Gidiyordun seçmeye giriyordun. Ve başlaması çok zordu. Nereden başlayacağınla ilgili de doğru insanlar bulman gerekiyordu. Ben ayrıca hiçbir zaman oyunculuk yapmak istemedim. Ben dramaturgum yani dramaturji mezunuyum. Ama param yoktu ve oyunculuk seçmelerine gitmeye başladım. Para kazanmaya başladım oyunculuktan. Sonra oyuncu olmayı da çok sevdim ama hani ilk istediğim bu değildi. Ve fakat ben biraz anksiyete sahibi de biriyim. Ve seçmelere gittiğinizde bu çok zor bir şey yani birine kendini beğendirmeye çalışmak ve yeteneğinle bunu yapmaya çalışmak. Ben de işte böyle bir yetenek var diyorsun gidiyorsun. Onlar da sana hadi göster oluyor ama ne şartta onu göstermeye çalıştığın çok zor yani. Ve kendine olan güvenin tam değilse kıracak çok fazla dış faktör var. Ben böyle gidiyordum olmuyor. Niye olmadığını da söylemiyorlar yani şu yüzden olmuyor bu yüzden olmuyor da değil olmuyor yani. Sonra tam anlamıyla takmamaya başladığımda yani sen mesela işte benim hakkında ne düşünürsün ya da ben size kendimi beğendirmek zorunda değilim geldim işimi yapacağım dediğim zaman da ben seçmelerde okey almaya başladım yani. Sonra da bir daha işte en son bir yabancı bir yönetmenin audition'ına girdim. Çok çalışmak istiyordum onunla olmadı ama. Yıllarca girmemiştim audition'a. Sonra işte rol gelmeye başlıyor, sana gelmeye, sen seçmeye başlıyorsun falan ama o gene o kadar heyecanlandım ki tek kelime adamla iki laf edemedim yani gene olmadı yani. Bu kadar dedim hani deneyim oldu artık heyecanlanmam diye ama çok heyecanlandım gene. Aa süper. Deniz'den de bu kısmı dinlemek isterim. Bu şey süreçleri, audition süreçleri. Var çok var canım yani. Çok gittim geldim. Çünkü başarılı insanların başarısızlıkları da çok böyle ilham olur, merak edilir. O yüzden yedeliyorum aslında. Ama şeyde gerçekten tam içimden geçirdim. Algı söyledi. Takmamaya başladığın an gelmeye olmaya başlıyor evet, yani. Evet o bir enerji aynen. Meselesi de olabilir. Hani artık hangi süreç uzundu senin için hatırladığın en son böyle evde bir şey hali? Hani tabii projen. Tabii hani ay bu kira zamanı geliyor ne yapacağım ne edeceğim falan çok oldu.
Çok gittim geldim o ağlama krizleri. Hani bırakmak da istemiyorum. Çok seviyorum ve başka bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum ben. İstemiyorum da başka bir şey yapabilmek. Ne yapardın? Psikolog olmak isterdim. Psikiyatrist. Seviyorum çünkü yani. Peki sosyal hayatında bunu yapıyor musun? Böyle bir sorun arkadaşlarına karşı değil mi? Severim böyle psikolojik çözümlemeleri falan. Belki o yüzden de oyunculuğu seviyorum. Farklı şeyleri oynadığım için hani. İnsanın empati şeyini de geliştiriyor oyunculuk. Evet. Yani asla yapmam dediğim bir şeyi yaparken buluyorsun kendini bir anda. Ya var da mesela doktor oluyorsun bir anda. Ben burada eczacıyım mesela. Ne kadar güzel bir şey ya. İşte olamadığın şeyleri oluyorsun. Mükemmel bir şey. Hazır şeyi de verdin. Elden ele değil. Soruyu da verdin. Onun hepsini de dolaştıralım. En sonunda yazdığım soruyu sen dedin. Giremediğin rol yok, sınır bilmem ne. Ben şunu sormak istiyorum şimdi. Hep size uzatılıyor ve çok soruldu ve toplumda aşılamayan bir şey sizin mesleğinize dair. Yani bir doktor nasıl ameliyat ediyorsa veya ölüm ve yaşamak arasında çizgiyi biliyorsa, o yaşıyorsa, sizin de her role girmek gibi mesleğinizin bir sorumluluğu veya bir durumu var. Ya kimi tercih ediyor, kimi etmiyor filan, kiminin sınırı var, kiminin yok. Ben her role girebilir misiniz de değilim de, her role girmenizin veya ya bir bu öpüşme sahnesi de olabilir. Sosyal hayatınız ve sevdikleriniz arasındaki etkisini merak ediyorum. Bu çok gizlenmiyor aslında. Tabii kalkıp özelliğinizi paylaşın demiyorum burada da. Sosyal hayatınızda ve çevrenizde, mesleğinize geriye dönüp bakın. Bu sadece öpüşme sahnesi olmayabilir. Daha mezara girdin mesela, farklı bir olay. O aldığınız etkilerle başa çıkma mücadele nasıl oluyor? Üçünüze de bunu soracağım. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İstediğiniz kişi başlayabilir. Ben Aleyna hiç konuşmuyor, evet. Farkında mısınız? Ben dinliyorum ama olmaz. Şey, girdiğin rollere denince ben zaten hep öğrenci küçük olduğu için öyle doktor mu şeymiş, yok hep öğrenci olduğum için. Öğrenciliğin. Ya hani hep bir öğrenci, karakterler farklıydı hani kendi içinde. O öğrenciliğin de yaşadığı... Hani işte üniversiteli oldu, liseli oldu. Tek fark öyle. Bunun ama, meslek olarak değil, sahne anlamında da çok çeşitli bir öğrenciydin ama bir sürü hikaye yaşadın. Tabii yani o farklıydı. İki dizimde de. Aleyna biraz daha spesifik. Kıskanan olmadın mesela? Yok. Arkadaşın oynuyorsun. Yani sete gidiyorsun mesela 20 saatini orada geçiriyorsun. Evet, ne yapıyorsun orada? Ya falan. Sadece kimler... şey... işte niye teşekkür ederim ya. Deniz sayesinde. Ya sadece şey... Ben bu arada şey, yalnızlığı çok severim. Böyle çalıştığımda boş günde sadece evde tek başıma olmayı tercih ediyorum. O zaman işte arkadaşlarım da şey oluyor. Ya bir boş gün hadi buluşalım falan. Hep böyle şey. Aa başım ağrıyor ya. Ha öyle. Arkadaşları. Yok yok, sonra onlar da şey oldu. Tamam sen istemiyorsun, tek kalmak istiyorsun. Evet evet. Falan öyle yani. Yoğun iş hayatı olduğu için bunu düşünüyorum. Evet, kırgınlar zamanında çok yoğundu. O zaman evet, öyle oluyordu yani. Konuyu nasıl buraya çekebildim? Ben şu an bu sistemi... Şey dediniz ya, buluşma Deniz deyince evet, hemen evet, şey... Evet evet, şu anda konu nereye kaydı? Aa, kaptım hemen. Evet evet evet, aynen. Hiç girmiyor toplara. Ben teşekkür ederim. Ya şey, oluyor tabii zorlu. Şimdi, olmaz mı? Evli bir insan olarak. Evet, olmaz mı? Yok, nasıl ya, tabii ki. Merak ediyorum ya. Ya başlarda, ilk çıkmaya başladığımızda Barış'la, onun da daha önceden oyuncu bir sevgilisi olmamış yani. Hani bilmiyor olayları. Nasıl? İlişkilerini söyledi. Konuşuyor. Bizim öyle şeyimiz yok. Biz tamam. Anlatırız hani her şeyi birbirimize. Zaten ilgilendirmezler. Beni de ilgilendirmiyor benden önceki şeyi zaten. Ama o şeyi bilmediği için, set ortamını bilmiyor. Hani tamam, hani konuk oyuncu olduğu diziler var ama yani ne kadar bilebilecek? Ya da mesela oradaki birkaç insanı görüp oradan tartıyor insan. Hani bir genele yayıyorsun maalesef. Ön yargı oluyor. İlk başlarda sıkıntı oluyordu biraz o öpüşme sahneleri, şeyler. Ya ama bana hiçbir zaman da şey demedi. Ben öpüşmeni istemiyorum da demedi. Sadece kendi rahatsız oluyor ve bunu kendi kendine çözmeye çalıştı. Hiç yardımcı olmuyorsun, aşk olsun yani. Çok normal. Ben de çok yani gıcık bir şey düşünsene sen. Kız arkadaşı kötü gidiyor. Bir şey. Kötü bir şey. Yani evet meslek, evet şey ama... Ya çok gıcık bir şey bu ya. Yardımcı olmuyor musun adamı? İşte kendi kendine yaşıyor diyor. Yok, hayır. Ben de burada üzerime düşeni yaptım yani o güveni oluşturmak için. Hani gerçekten... Mutlaka şüphesiz ama hani konuşup şey yapma, onun yanında olduğunu veya hani onu rahatlatma anlamı. Tabii ki. Onu kendi kendine orada hallediyor falan. Hayır, hayır. Yani gerçek şeyden diyorum ya çok... Ya en nihayetinde sonuç yani? Olarak çok güzel bir şey yaptığı için bunu söylüyorum. Hani bu seninle ilgili bir şey değil, bu benimle ilgili bir şey dedi çünkü. Ama ben de elimden geleni yaptım hani o güveni oturtmak için.
İşte sürekli ilk başlarda sürekli telefondaydım, konuşuyoruz ediyoruz, hani iletişimi hiç koparmıyorduk ben setteyken. Bir de yani üstüne çok yoğun bir set geldi. Biz sevgili olduk bir ay içinde, ben bir diziye başladım ve çok yoğundu set. Yani sabahlara kadar çalışıyordum, göremiyordum neredeyse Barış'ı. O yüzden de zordu onun için. Hani ortada yokum yani. Ama sonra gayet hani güzel bir şekilde oturttuk. Bir sıkıntımız yok şu an yani. Süper ya. İnşallah öyle. Hep böyle devam eder. İnşallah. İnşallah. Ne güzel. Ne güzel. Güzel bir şey ama. Çok güzel. Yani hayatındaki insanın seni bu anlamda desteklemesi müthiş bir ilişki yani. Geçmişte desteklemeyen olmuş muydu senin? Oho. Yavuk muha yani şey, ilişkiler bizim meslekte özellikle iki tarafın birbirinde dinlenmesi gereken ilişkiler olmalı. Yani ben bir de gidip evde savaş veriyorsam gerçekten yapılamıyor yani. Benim de o anlamda zorlandığım ilişkiler oldu yani. Ama işte onu mesela Deniz'in söylediği, onların ne kadar güzel ki böyle bir dengeyi oturtmaları. Maşallah değil mi burada? Yani bizim gibi işler yapan insanların maşallah maşallah aynen. Ne diyeyim ki, her şeyi söyledi yani. Evet. 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 Şimdi senden başlayacağız. Diğer ortak tamam. sorumuza geçiyorum. Şimdi üçünüze de hep bugüne kadar güzelliğinizle ilgili sorular soruldu, latifeler yapıldı. Bu gerek röportajlar olabilir. Hayatınızda, sosyal hayatınızda, hı-hı, işinizde. Şimdi bilinen ve konuşulanın aksine zıtlıklar daha çok ilgi çeker demiştim. Başarı başarısı dengesi de buydu aslında. Ben kendinize en çirkin hissettiğiniz anları soracağım. Oluyor mu? His tarifi nasıl oluyor? Yoksa ben hep güzelim diyen Barbie'lerden misiniz yazmışım burada. Ne kadar çirkin bir soru sormuşum. Ben yani bu konuyla ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Ama kısa keseyim. Ben kadınlara bir güzellik faşizmi uygulandığını düşünüyorum. Özellikle bizim mesleğimizde. Ve bunun çok kötü etkileri olduğunu da gün geçtikçe görüyorum. Ekranı açtığınız zaman birbirinin kopyası olan bir sürü kadınla karşılaşıyoruz. Ve sonrasında da bu kadın oyuncular, yapımlar ya da işte sektör tarafından da estetikli diye damga yer hale geldiler. 60 yaşında yüzünde kırışıklık olmaması bir insanın mümkün değil. Fakat ekrandaki 60 yaşların hepsi botokslu. Ve dolayısıyla 60 yaşında gerçek bir 60 yaş ya da 70 yaş oynayacak kadın oyuncu da bulunamaz hale geldi. Bunun tamamı bize yapılan baskıdır. Ve insan kendini ekranda sürekli izlediğinde takacak bir yerini mutlaka buluyorsunuz. Ben hiçbir zaman ve o gün ışıkla ilgili, o gün enerjinle ilgili, bir sahnede güzel çıkıyorsun, ha ne güzel çıkmışım, ne güzelim diyorsun. Öbür sahnede bu ne abi, gideyim ya, ne yapsam da bunu toparlasam dediğin anlar oluyor. Ölümüyle resim geldi, o kadar bilimsel, çok nesnel aynen. Ama öyle yani, ben bu soruya geçen hafta bir röportajda da buna benzer bir soru bulundu, soruldu, ona da bu cevabı verdim, o yüzden burada da söylemek istiyorum. Yani nasıl diyeyim, çok büyük bir baskı var biz özellikle kadınlarda ve ben bunu çok yanlış buluyorum. Şöyle şeyleri de, bir insanı dış görünüşüyle ilgili yapılan zorbalığın hayatta hiçbir karşılığı yok. Süper. Bu kadar. Yani bunu kimse yapmamalı, yapamaz. Bunun sosyal medyada da binlerce örneğini görüyoruz, intiharlar görüyoruz. Evet. Ondan sonra çocuklara yapılan anormal baskılar görüyoruz falan. Artık bunlara son verelim. Yani rica ediyorum, çok başka büyük dertlerimiz var yani. Müthişem açıkladın. Şimdi Deniz'e diyorsan Deniz'in şey söyleyeyim mi? Ha. Algı açıldı zaten. İnanılmaz şey konuştu ama ya. Yani imzamı atarım, evet, yani. Evet, çok güzel. Evet. Ve özellikle sosyal medyada. Ya insanın, evet, günü günde uymaz zaten. Biz böyle, ya evet kısa zaman oldu tanışalı ama biraz hani anlıyorsun karşındaki insanın nasıl biri olduğunu, ufak tüyolar alıyorsun. Ben mesela hani buradaki üç kadının da iltifat bile alamadığımızı düşünüyorum. Hani biri böyle ay bugün ne kadar güzelsin hiç falan böyle. Hiç bu prenses olduğumuzu düşünmüyorum yani üçümüzün de. Selen'in de böyle, evet, şimdi evet, onun yerine de şey yapayım. Sosyal medyada acayip bir baskı var. Yani herkes böyle bir şeyler üzerinde hak sahibi olduğunu, evet, düşünüyor. Suratına bir şey yaptırmadığında artık zaman da gelmiş, seni bir doldurt oralarını falan oluyor diyorlar. Onlar ya, yaptırdığında da artık çok şiştin, yaptırma falan. Çünkü her şeye onlar karar veriyor. Evet. Bizim
biz televizyonda göründüğümüz için bizim hayatımızda da hak sahibi olmuş oluyorlar. Evet. Haklı olarak çok haklılar. Tabii ki değil. İnanılmaz bir zorbalık var. Ama yani çok tuhaf bir ikiyüzlülük var. Hem inanılmaz yorumlar okuyorum. Böyle magazin sayfalarında hani insanlara karşı sadece hani bana karşı olan değil, herkese yapılan bir şey bu. Acayip yorumlar var ama bir kadın cinayeti vesaire olduğunda bir anda bakıyorsun ahkam kesmeye başlıyorlar. Tabii. Ya da birine bir zorbalık yapıldığında işte nasıl tabii yaparsınız, insanlar da hep şu işte artık. Evet, evet. Şu, onun dışında boş yani. Başka noktaya değinelim. Aslında bir mantıklı, evet dediğin gibi yani hani binlerce dediğin gibi bu tarz yorumlar oluyorsunuz, zorbalık vesaire oluyor ama dediğin gibi toplumda bir infial olduğunda o zaman var farklı bir. Birleşiyor herkes, hani hiç kimse yapmamış yani gibi. Peki aynen. Sizin bu kitleyi, yani sizsiniz sonuçta bu kitleyi yönetebilecek olan da paylaşımlarınızı etkileyen de. Hı-hı. Bu sorumluluk hissediyor musunuz? Hissediyorsunuz diye düşünüyorum burada. Neyle ilgili bir sorumluluk? Hiç yani, sorumluluk hissetmiyorum biliyor musun? Nasıl? Ne münasebet yani. Nasıl? Yani ben bir oyuncuyum, ben mesleğimi yapıyorum, ben yol gösterici değilim aslında. Ama bir sanat yani değil. Şöyle bir şey, bir şey doğruysa doğru derim, yanlışsa yanlış derim. Ama ya bir dakika ya, evet. Ben hani bunun öncüsü olayım, buna şey yapayım. Ya biraz artık hani ama 2020 yılındayız, biraz artık okuyalım, doğan, edelim. Ama insanların belki de okumak yerine sadece senden yani yanlıştır, doğrudur ama. Ben davranışlarımla, hani ben kendi davranışlarımdan sorumluyum. Evet, sosyal medyada dahil dikkat ederim mesela koyduğum şeylere. Böyle yemek paylaşmayı sevmem hani mesela çekip. Hani ama bunu sadece kendi şeyimle yapabilirim. İnsanlara bunu işte siz de paylaşmayın. Siz de şöyle yorum yaz. Zaten kimse kimseyi dinlemiyor ki. Yok böyle bir dünya yani. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Ne bir empati kaldı, ne bir şey. Herkes hemen lince ve saldırıya odaklı. Düşünmüyoruz ya. Evet, evet, hani evet, düşünme diye bir şey yok. Ben deyip çıkayım diyeyim ki şimdi Aleyna bana böyle böyle yaptı. Hani hiç böyle insanların düşüneceğini sanmıyorum. Aleyna böyle bir insan mı ki? Ya bunu da yapar mı çok acaba doğru falan diye. Aleyna artık anında, yok yani. Ha, özellikle kadın erkek arasında. Evet. Çok kadın kadında şey olmuyor ama. Evet. Değişik yani. Çok doluyum bu konuda aslında. Baya saatlerce evet konuşabiliriz bunu ama bence çok hepimiz. Çok. Sosyal medya kullanırken kaygı hissediyor musunuz? Tabii. Yani aslında aman bir herkes şey çok popüler olmanın çok güzellik olduğunu, sosyal medya kitlesinin çok büyük olmanın avantajı olduğunu konuşuruz biliriz ama kaygı da. Avantajı yok aslında. Ya büyük baskı hissediyorsun ya. Yani ben de isterim mesela her anımı çekeyim koyayım mesela arkadaşlarım görsün diye. Hani sallıyorum. Evet. Ya da mutlu olduğum bir anı paylaşayım. Artık ama duruyorsun yani böyle. Çok mu şey yapmışım burada gülmüşüm atıyorum. Hani çok mu kahkaha atmışım, evet, yersiz mi oldu? Şöyle buna bir şey derler mi? Oturttular bunu artık maalesef. Öyle şey olmuyor. Hani ben elimden geldiğince uzak durmaya çalışıyorum. Takma, okumuyorum mesela Instagram'daki yorumlara özellikle. Fotoğrafın altına girip bakmıyorum yorumlara. Twitter'da tabii ki girdiğim an çıkıyor hani her şey. Ya bir de ülke çapında bir şey olmuşsa ve sen kazayla bir şey paylaşıyorsan aman da evet, evet, evet yani sanki hiç herkes neyse doluyum yani. Ya, bunu ayrı konuşuruz sonra. Evet, çok uzun konu. Çok kısa Aleyna'dan da bu konuda. Katılıyorum. Katılıyorum. Çok güzel söylediler. Teşekkür ederim. Gel de seç bakalım yapalım. Senden başlayalım bu sefer. Neşelenelim ya. Evet. Şey olduk. Ben de hiç o kadar bir şey seçemem ki hep ikilemde kalırım. Evet, bir tanesini mutlaka yani istiyoruz uzun gerçekten şekilde. Gerçekten. Başlıyoruz. Kırgın çiçek mi solmuş çiçek mi? Kırgın çiçek. Sola çık mı sola ker mi? Sola ker. Çok rüküş görünüp ödül almak mı, çok şık olup izleyici olmak mı? Çok şık olup izleyici olmak. Aa, makyajlı mı makyajsız mı? Makyajsız. Defile mi müzayede mi? Müzayede. Sevip ulaşamamak mı, sevilip kabul etmemek mi? Pas. Ben evet şey yapmadım. İntikam mı Allah'ından bulsun mu? Allah'ından bulsun. Yapmaz mısın olmaz mı? Yapmam. İlk buluşma sabah kahvaltısı mı akşam yemeği mi? Akşam yemeği. Oo, nazlanmak mı şımarmak mı? Şımarmak. Sadakat mi dürüstlük mü? Sadakat. Tutan bir dizi mi, mutlu olduğun bir dizi mi? Mutlu olduğum bir dizi. Estetik mi sade mi? İnsan nasıl mutluysa öyle. Ben kendimi şık eklesem olur mu? Teşekkür ederiz. Denize geçelim. Buyurun. Ben yeni bırakmıştım. Bunu çok sevdim. Eve götüreceğim. Yok sende zaten şimdi muhabir bir gazeteci şeyi çok var. Var mı? Aynen. Meraklıyım. Belki ondandır. Bir gün programa beraber. Pop mu rock mı?
Rak. Makarna mı pizza mı? Makarna. Mezara girmek mi, mezardan çıkmak mı? Mezardan çıkmak. Pinpon mu, PlayStation mı? PlayStation. Zor sahne mi, zor karakter mi? Zor karakter. Dizi mi, tiyatro mu? Dizi. 500 T mi, metrobüs mü? Metrobüs. Vegas'ta olan Vegas'ta mı kalır, burada mı kalır? Vegas'ta kalır. İntikam mı, Allah'ından bulsun mu? Allah'ından bulsun inşallah. Sevgisiz bir mutluluk mu, huzurlu bir mutsuzluk mu? Ne? Sevgisiz bir mutluluk mu, huzurlu bir mutsuzluk mu? Sevgisiz mutluluk nasıl oluyor ya? Ya mutlusundur ama sevgi yoktur ortada. Aşk mı yoktur yani, yanında bir nasıl? Ne anlıyorsan, açıklama yapmıyorum burada. İkinci şık neydi? Sevgisiz bir mutluluk mu, huzurlu bir mutsuzluk mu? Ya huzurlu mutsuzluk nasıl oluyor? Ya şöyle mutsuz... Benim için çünkü huzur ve sevgi mutluluk demek olduğu için. Ha, hiç seçemiyorsun ikisinden beni. Evet, tamam, ya peki. Da ikisini hani. Ya ikisini seçeyim ya da seçeyim. Toz almak mı, süpürmek mi? Süpürmek. Öncesi mi, sonrası mı? Sonrası. Hapşırık krizi mi, öksürük krizi mi? Ay çok kötü bu ya. Of, hapşırık krizi. Kolay bir soru. Evli mi, bekar mı? Evli. Pazar alışverişi mi, market alışverişi mi? Ama şimdi pazara gidemiyorum ki ben. Söyledin linçke. Pazar alışverişi ama yani o da ayrı bir şeydir. Evet. En son ne zaman pazara gittin? Oldu ya, oldu. 2 sene olmuştur. Süper. İyi ki mi, keşke mi? İyi ki. Teşekkür ederiz, bu kadar da. Ya algının yok mu? Var, geliyoruz. Ha tamam. Ha, seninki bu. Nasıl olmaz algın? Algıya nasıl hazırlamazsın? Canım. Özel hazırlık. Algıya 2 saat kapandım ya. Başlıyorum. Tamam. Yazmak mı, oynamak mı? Yazmak. Hasret mi, kavuşmak mı? Hasret. Unutmak mı, onunla yaşamak mı? Onunla yaşamak. Gönül gözü mü, beyin gözü mü? Gönül gözü. Şiir okumak mı, şiir yazmak mı? Şiir okumak. Neden mi, çünkü mü? Neden. Aşkın büyüsü mü, mantığın aklı mı? Aşkın büyüsü. Bulmak mı, arayışta olmak mı? Arayışta olmak. Soğanlı yumurta mı, peynirli yumurta mı? Peynirli yumurta. Bulaşık yıkamak mı, bulaşık dizmek mi? Yıkamak. Güzel kokmak mı, güzel giyinmek mi? Güzel kokmak. Kendin olmak mı, karakteri almak mı? Kendin olmak. Seni ezdim geçtim bak, hızıma yetişemiyorum. Müthiş. Aldatılmak mı, kabullenemek mi? Ne pardon? Aldatılmak mı, kabullenemek mi? İkisi de iğrenç yani. O yüzden seçmek istemiyorum yani. Son soru, çok intikam kötü. Mı, Allah'ından bulsun mu? Allah'a havale ederim, evet. Değil mi, intikam? Evet, evet. Yok, ben o kişi ben değilim yani. Ama Allah'a havale edince de oradan da bir intikam var yani. Allah'ın... Evet, değil mi, değil mi? Hayır, ben vermeyeyim de o yapsın. Affettim. Üstünden atıyor. Vallahi. Yeni sorunuzu bekliyorum. Başlayacağım hizmetçileri ben de inşallah başladıktan sonra. Evet. Yani. Bir zahmet abi. İnşallah falan. Aa, hayırdır, bu kadar konuştum. Böyle ama yani. Şöyle. Yok yani sana hani düşün ki her diziden bir oyuncu aldığında her diziyi izlemek zorunda. Her dizi 2 saatten falan. Almayacaksın o zaman. Bitti. Evet, hep size özel. Aynen, hizmetçilerle. Tamam. Sıkı takipçisi olacağız inşallah bundan sonra. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, çok mersi. Çok sağ olun. İnşallah görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.